Tamam, bunlardan bahsettik işte, limondan, yemekten vesaire, ama emlaktaki artış bizi en çok şaşırtan artışlardan. Düşüyor diyorduk. Daha geçen gün sen dedin. Düşüyor. %30 oranında düştü gerçekten. Hem kiralıklar hem satılıklar, yani artık lütfen kiralayın. Hatta kiralarken pazarlık da yapın diye geliyormuş artık emlakçılar, emlak danışmanları dahi arada. Fakat rakamlara da tabii ki alışıyorsun bir tarafta. Değer kazananlar da var. Şimdi İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerinden bahsetmek istiyorum. İddiaya göre dükkana istenilen fiyat $1,5 milyon. $1,5 milyon. Satışa çıktı. Bazıları o fiyata ben işte Miami'de 3 tane villa alırım derken, diğeri de bu fiyat gayet normal canım, Beşiktaş'ı değiştirmeyeyim hiç ben Miami'ye dedi. Detaylara gidelim, dükkanı bir görelim, yerinde görelim. Helal olsun ona. Buranın değerini biliyor musunuz? 5,5 milyon. Evet. TL. Evet. Sizce? 7,5 diyorum ben de. 7,5 milyon TL. Abi 12. Birazcık çıkalım. 25. Birazcık daha çıkalım. 2 kat olsun 50. Birazcık inelim. Bu satılıktı. Ben de bu satılık binayı sordum. Dedim ki abi ne kadar burası? Sosyal medya Beşiktaş'taki satılık bu dükkanı konuşuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı buraya geldi, dükkanın fiyatını sordu ve aldığı cevap karşısında adeta şok oldu. Çünkü dükkan sahibi buraya $1,5 milyon bir değer biçmişti. Yani 45 milyon 142 bin 500 lira. O bir karlı bak kafayı biraz düşürmüş. Başka diyecek bir şeyim yok. $1,5 milyon arkadaşlar bak. Yer burası. Yani hiçbir lüks yok. Önünde araba park etmeye yer bile bulamazsınız. Her şey şu an abartılı da, ama o kadar da değil. Beşiktaş'ta dükkan fiyatları ne kadar? Satılık dükkan fiyatı. 16-20 milyon TL. Aynı cadde üzerinde 13-15 milyona var. Yerine göre daha düşük fiyatı var. Daha yüksek fiyatları var ama metrekareleri daha büyük tabii. Bina yeni yapıldı diye herhalde. Sizce bu dükkan ne kadardır? Bakın satılık bir dükkan var. Tahmini 50 milyondan aşağı değildir. Yer altında daire 20 bin liraya kiraya verirlerse burası 50 milyon lira az bile. Ha, burası çok değerlendi yani, Beşiktaş değerlendi, onun için normal. Beşiktaş'ta bir dükkan satın almak mı yoksa Miami'de bir villa satın almak? Bence Beşiktaş'ta dükkan satın almak. Miami'de okyanus manzaralı 3 tane ev satın alabilirsiniz. Kalan parayla da kendinizi çok iyi bir falan alabilirsiniz. Tabii ki bu fiyatlar uçuk da. Bir ev 20-25 milyon. Yüksek, balon olmuş bir fiyatlar var. Bunlar için alıcı var mı? Alıcı yoksa gerçek rakamı değildir diyoruz. Sen hangisini tercih ederdin? Neyin? Mesela Miami'de bir ev mi, Beşiktaş'ta bir dükkan mı? Şey diyeceğim, bu $1,5 milyon Miami'de bir ev alamıyorsun ki. Birkaç tane alabiliyorsun. Evet. Hem de okyanusun manzarasında, ben baktım. Amerika'nın siteleri de var böyle takır takır. Tabii. New York'ta da alırım. Paris'in göbeğinde şahane bir yer alırım ya. Fransa'da da alırsın. Tabii canım, Fransa'nın hele bir de o taşrasında falan Şato inanılmaz falan şeyler alırsın. Var tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne git, oranın tamamını alabilirsin bir de o evet. taraftan. Git Yunanistan'a ya da Dubai'ye git. Ben Müslüman ülkede kalacağım kardeşim diyorum. Riyad'a git. İnanılmaz evler var bulunur yani. Bulunur diyorsun her peki şekilde. Bu niye? Fiyatı tutturan tutturana. Bu niye? Şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz işte. İzleyicilerimizden biri yazmış. Sizlere de günaydınlar bu arada efendim. Güzel mesajlarınız için. İstanbul şahane de diyor. Yani, nesi şahane? Taşı toprağı görseli şahane de diyor. Trafiğine bir hafta zor dayanabildim yani. Gerçekten. Nasıl? Şimdi bu metropolden bahsederken ev fiyatları tıpkı senin de bahsettiğin gibi dünyanın büyük şehirlerindeki işte New York'tan hep bahsedilir. İşte bir oda kiraya veriliyor. Olur mu canım, bir odada nasıl yaşanır? Gibi hikayeler artık bizde de bu şekilde olaylar geliştiği için ya şuraya $1,5 milyon ya her şeyi bir kenara bırak. Ne yani, ha gerçi oradaki abi diyor ki 50 milyona gider. Aha. Baktığı zaman 45 milyon şimdi lira bak, aslında. Bak Beşiktaş'ta diyor köşede bir yer vesaire herhalde. Çok yani muhtemelen. Bir yer ya, bildiğin normal, ben eskiden burada otururdum. Ha şurada evet. ıhlamur falan filan ya da ne bileyim işte oralar vesaire. Allah aşkına şuraya $1,5 milyon. Peki sen ne yapardın, gider alır mıydın Bahamalarda, Miami'lerde evler? Vallahi ben şu an değer bazında bakarsam eğer hani dükkan en azından çalışan ve işleyen bir şey olduğu için kira getirisi olarak vesaire baktığında tabii ki ülkemin taşı toprağı altın, ben öyle ülkenin bakarım ama. Ülkenin taşının toprağın ötesinde, altının ötesinde altın bile şaşırıyor bu duruma. Aa diye. Allah aşkına şurası $1,5 milyon. Dolar altın demek, tuttuklarına hani geçirici şey yapıyorlar yani, veriyorlar. O alanda alıyor. Bilemiyorsun ki. Bir de gelen para nerenin parası, onu da bilemiyorsun. Hani önceden o geldi, bu geldi, şu geldi. Evet. Ve bayağı bir emlak krallık ve kraliçelere oluştu. Evet. Yani baron ya da ağa demeyelim de. Daha çok evlerde diyelim onu. Yok, daha çok deniz manzaralı, boğaz manzaralı evlere bir de işte Ruslardan, adamın, Araplardan bahsediyoruz. Evet, İran kardeşlerimize göre 50 tane dairesi var yani. Evet. 50 tane, 60 tane dairesi var. Onun önüne geçilmedikçe. Evet. Neyse ben bilmem tabii, anlamam bu işlerden de fiyatlar afaki bir şekilde hani
Yazalım ya. Yaz oradan 1,5. Peki. Çok affedersin. Mesela kiralamada da düşün. Bir tanesi mahallenin başında sen 10 bin liraya kiraya tabii vermişsin evini. 25-30 bine bir yer kiralıyor. Evet. Ondan sonra topluca artıyor. Düşün. Oradaki 100 tane ev hepsi balon balon diyorsun ama adam hala satmaya çalışıyor. Ev sahiplerinin arasındaki en büyük anlaşmazlık buradan geliyor. Yani dükkanlarda da mutlaka vardır. Bir de onlarda %25 oranı da biliyorsun kalktı o sınırlama. Dolayısıyla hal böyle olunca tutulamaz bir durum var. Peki